Artık bilançoları da hallettik. Onu da sarartalım. Ve son gereksinimimiz. Bir kişinin veya kurumun bankamızın müşteri müşterisi olabilmesi için çeşitli kanallar mevcutmuş. Müşterinin hangi kanalda bankamıza ilk kez katıldığı bilgisini de tutmak istiyoruz. Bu da basit. Hemen bunu da örneklendirelim. Şöyle ki new table. Kanallar diyelim hangi id, adı, kanalın id'si int'cir ee, kanalın adı var olsun yeterli, Bu, burası bizim için hemen primary key bir identity yapalım column names, şimdi bakın burada e, primary key tablo yani e, referans tablomuz kanallar o yüzden o bizim için primary key tablo. Dolayısıyla müşterilerden kanala şöyle çekebiliriz bunu. Yani bir kanal birden fazla müşteri de tekrarlayabilir. O açıdan ana tablomuz kanallar olduğu için biz burada rahatlıkla kanalları primary key tablo olarak verebiliriz. Bire çok bir ilişki örneği yapmış bulunduk artık bütün tablolarımızı tasarladık tasarım bittikten sonra kaydet düğmesiyle işte müşteri yönetimi diye bir diyagram oluşturalım ve yes butonuna basarak tablolarımızın oluşturulması oluştuğunu görelim